Ademle Al'ın Mısır serüvenleri Ademle Al gemiden tavuk kafesleri içine sığınarak kaçmışlardı. Tavuklar Kahire yakınlarında bir çiftliğe götürüldü. Kafeslerden çıkan iki çocuğu görünce çiftlik sahibinin aklı gitti. Onları hemen polise teslim etmeye kalkıştı. Çocuklar ona Costa Kaptan'ın kartını gösterince adam durumu anladı. Kaptan onun eski dostuydu. Çocuklar Arapça bilmediklerinden el kol işaretleriyle ona çiftlikte çalışmak istediklerini anlatmayı çabaladılar. Çiftlik sahibi onları gülümseyerek izliyordu. Sonunda dayanamadı Rumca bilip bilmediklerini sordu. Al hemen sevinçle atladı. Adama başlarından geçenleri kısaca anlattı. Çiftlik sahibi onlara tavukhanede iş vereceğini söyleyince bizimkiler rahat bir soluk aldılar. Böylece Ademle Al çiftliğe yerleştiler. İkisi de yeni gelen tavuklardan sorumlu olacaktı. Onların temizliği, beslenmesi, yumurta toplama işi hep Allah Adem'in göreviydi. Çocuklar bu işleri sevinçle üstlendiler. Çiftlikteki tek düzey yaşam çocukları çok sıkıyordu, ama sabrediyorlardı. Ellerinde ne paraları ne de kimlikleri vardı. Bu yüzden çiftlikten ayrılma göze alamıyorlardı. Costa Kap'tan tam iki ay sonra İskenderiye limanına döneceğini söylemişti. Adem'le Al o günü iple çekiyordu. Ne var ki birden işler ters gitmeye başladı. Çiftlikte tavuk vebası güvaş gösterdi. Salgın hızla yayıldı. Tavuklar küme küme ölmeye başladılar. Patron nice uğraştıysa salgının önünü alamadı. Çiftliğin tavuk bölümü ilaçlanmak üzere tümüyle kapatıldı. İşleri kötüye giden çiftçi çocuklara başka iş veremeyeceğini söyledi. Ellerine biraz para tutuşturdu. Onlarla helalleşti. Çiftliğe gelen kamyonlardan biriyle İskenderiye limanına gitmelerini sağladı. Costa kaptanın limana dönmesine daha 15 gün vardı. İki çocuk bu süre içerisinde yarı aç sürünerek yaşamak zorundaydılar. Bu arada Adem hala izlenmekte olduğunu seziyordu. Onu hala ele verebilecek en belirgin ipucu kızıl saçlarıydı. Öncelikle bu sorun çözülmesi gerekiyordu. İki arkadaş çarşıya gittiler. Ellerindeki paranın bir bölümüyle başlarına birer mısır işi takke aldılar. Adem bu takkeyi kulaklarına dek geçirip kızıl saçlarının tümüyle örttü. O zaman ikisini de içi rahatladı. Limanda 3-5 kuruş kazanmak için fırsat kollamaya başladılar. Kimlikleri olmadığından onlar da fazla dolaşmamaya özen gösteriyorlardı. Limana büyük bir Amerikan gemisinin yaklaştığını görünce dayanamadılar doğruca kıyıya gittiler. Yük taşımak olanağı bulmayı umuyorlardı. Liman ana baba günüydü. Onlar da kalabalığa karıştılar. Yolcu karşılayanların arasına sokuldular. Çevrede onlar gibi pek çok yükçü çocuk vardı. Bunların bazıları hırsızlık amacıyla sokuluyordu kalabalığa. Polis bu yüzden çoluk çocuk yükçüleri hep gözaltında tutmak zorunda kalıyordu. Allah Adem solgun benizleriyle hemen dikkat çekiyordu. Çok geçmeden polis onları gördü. Adem'le Al hiç bozuntuya vermediler. Yükçü olmadıklarını söylediler. Amerika'dan yolcu beklediklerini belirttiler. Polis onları selamlayarak oradan uzaklaştı. İki arkadaş göz göze gelince belli belirsiz gülümsediler ama içleri kan ağlıyordu. Costa kaptanın gemisi gelene dek buralarda nasıl barınacaklarını düşünüyorlardı kara kara. Karınları da öyle acıkmıştı ki 24 saattir ağızlarına bir lokma yiyecek girmemişti. Çünkü parasızdılar. Rıhtıma yanaşan görkemli gemiden önce sakat çocuklar çıktı. Tekerlekli koltuklarıyla yavaş yavaş ilerleyerek kıyıya dizildiler. Bunlar 8-12 yaş düzeyinde özürlü çocuklardı. Amerika'dan Mısır'a gezi amacıyla gelmişlerdi. Başlarında doktorlar, hemşireler, öğretmenler ve yöneticiler vardı. Çocukların gemiden inmesini özenle yardım ediyorlardı. Ne var ki 8 yaşlarında bir kız rıhtıma ulaşınca altındaki araba denetiminden kurtuldu. Kıyı denize doğru eğimli olduğundan arabasıyla birlikte denize uçtu. Aynı anda Adem kızın peşinden denize atladı. Çok iyi bir yüzücü olduğundan küçük kızı daha dibe dalmadan yakaladı. Bu özülü çocuklar Amerika'nın zengin ve ünlü ailelerin oğulları ve kızlarıydı. Denize düşen küçük Adel'in babası da Amerika'da tanınmış bir fabrikatördü. Geziden sorumlu olan görevliler Adel'in boğulmaktan kurtulmasına çok sevindiler. Gezi başkanı Adem'e teşekkürler yağdırdı. Sonra ailesiyle tanışmak istediğini bildirdi. Adem hemşirelerden birini verdi. Battaniye sarılmış titreyip duruyordu. Hiç düşünmeden kimsesiz bir çocuk olduğunu, arkadaşıyla birlikte iş aradıklarını söyleyiverdi. O sırada polis kalabalığı yararak olay yerine geliyordu. Adem onu görünce söylediklerine pişman oldu. Ama iş işten geçmişti. Polis soluk soluğa gelip Adem'in karşısına dikildi. Ona ters ters bakarak çıkışmaya hazırlanıyordu. Gezi başkanı bu bakışı kaçırmadı. Polise sert bir sesle şu soruyu sordu. Memur bey, yolunda gitmeyen bir şey mi var? Polis Adem'le alı işaret ederek bir şeyler söyleyecek oldu. Gezi başkanı onun çat pat İngilizcesini anlamazlıktan geldi. Delikanlıları soruyorsan onlar bizden dedi. Polis bu kez kaza konusuna değinmek istedi. Amerikalı o konuyu da ustaca savsakladı. Adel'in başına gelenlerin polise ya da basına yansımasını istemiyordu. İlginize teşekkür ederiz her şey yolunda gidiyor. Zora düşersek sizi ararız. Polis onu selamlayıp oradan ayrıldı. O zaman başkan Adem'e döndü. Mısır'dan 13 gün kalacağız. Gezi boyunca bizim çocuklara yardımcı olmak ister misiniz? Ademle Al sevinçle birbirlerinin yüzüne baktılar, ayaklarına gelen bu işi hemen kabul ettiler. Zaten geminin gelmesine 12 gün kalmıştı. Bu arada Amerikalı yönetici Adem akıllanmaz bir parayla ödüllendirdi. Böylece Ademle Al'ın lüks içinde geçecek olan Mısır gezisi başladı. Özürlü çocuklardan üçünün saçları kızıldı. Adem onları görünce daha da sevindi. Artık saçlarını gizlemesine gerek yoktu. Arthur'ların adamları peşine düşseler bile ötekilerin yanında kendisini ayırt etmeleri çok zor olacaktı. Sakat çocukları taşıyan otobüsler Kahire'de lüks bir otelin önünde durdu. Adem'le Al üstlendikleri göreve dört elle sarıldılar. Çocukların odalara yerleşmesinde gösterdikleri çaba ve özen yöneticileri hoşnut kıldı. Allah Adem karşılarına çıkan bu bulunmaz fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Lüks otelde güzel bir odaları vardı. Başkan onlara birer takım giysi almıştı. Üstelik ceplerinde onları 6 ay geçindirecek kadar paraları da vardı. Gezgin çocuklar ilk olarak Giza'daki piramitlere götürüldü. Adem piramitleri görünce çok etkilendi. Bu görkemli kral mezarları ona Midos mezar tünelleri düşünü hatırlattı. Hayranlıkla piramitlere bakarken Midos mezar tünellerini bulmak için ant içmiş olduğunu da anımsadı. Çaresizlik içinde dişlerini sıktı. Daha sonra uçakla Krallar Vadisi'ne, Lüksor ve Karnak tapınaklarına gidildi. Bu geziler sırasında Adem'i hem tarihi anıtlar hem de dünyanın dört bir yanından buraları görmeye gelen gezginlerin sayısı şaşırttı. Genç yaşta ölen Firavun Tutankamun yer altındaki mezarını görürken Adem'in kulağına Türkçe sözler geldi. Ölçüsüz bir coşkuyla hemen sesin geldiği yana koştu. Gezginler arasında bulunan Türklerin yanına sokuldu bir süre orada kalıp onların konuşmalarını dinledi. O zaman ana babasını, evini, yurdunu ne çok özlediğini anladı. Arturların kıskacına yeniden düşme korkusu olmasa hemen Türkiye'ye dönecekti. Cebindeki para Al'la birlikte Türkiye'ye gitmeye yetecekti. Ama dönüşü bir süre erteleme zorunu duyuyordu. Al onu bulduğunda Adem ağlıyordu. Al, Adem'in ağladığını ilk kez görüyordu. Çok şaşırdı. Oysa birlikte çok zor günler geçirmişlerdi. Al birkaç kez gözyaşlarını tutamayıp ağlamıştı. Ama Adem böyle bir şey ilk kez yapıyordu. Gözyaşlarının nedenini sormadan arkadaşının koluna girdi. Birlikte ötekilere katıldılar. Sıra gemiyle yapılacak olan Nil gezisine geldi. Adem ile Al, Nil nehrinin görkemine hayran kaldılar. Hele nehrin üzerinde yolcu taşıyan garip yelkenli tekneler pek hoşlarına gitti. Özürlü çocuklar gezi boyunca öylesine mutluydular ki onların sevinci, coşkusu Adem ile Al'ı da etkiledi. Onlar da bu gezide doyumsuz günler yaşadılar. Sayılı günler su gibi aktığı geçti. 10 günün sonunda İskenderiye limanına dönüldü. Amerikalı çocuklar Allah Adem'den gözyaşları içinde ayrıldılar. Gerçekten ikisini de öylesine sevip benimsemişlerdi ki hele Adel gemiye binmeden önce Adem'i defalarca sarılıp öptü öptü. Gençler İskenderiye limanına vardıklarında Costa Kaptan'ın gelmesine iki gün kalmıştı. Adem'le Al artık eskisi kadar korkulu değillerdi. Üst başları düzgün, cepleri paralıydı ama Adem yine de kızıl saçlarını bir kasketle saklamaktan kendini alamadı. Arthurların eline yeniden düşmek istemiyordu. Costa kaptanın gemisi limana yaklaşırken Adem'le al babalarına kavuşacakmışçasına coşku içindeydiler. Arkası yar.